Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i vel ard. İnne zalika fi kitab. İnne zalika ala Allah yasir. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله 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 Çol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Rehber TV izleyenleri bir iftar sevinci programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Sofranızdan bereketiniz, yüreğinizden imanınız, ihlasınız eksik olmasın. Fani ömrümüz Ramazan, baki ömrümüz de bayram olsun efendim. Bugün Allah nasip ederse çok kıymetli bir hocamla, bir ağabeyimle, Adanalı Gençlerin ağabeyiyle
kıymetli Abdülaziz Kıranşal'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Sizleri bütün izleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim davetimize icabet ettiğiniz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Malatya'da biz programa girmeden önce arkadaşlar söylediler 5.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Buradan da Malatyalı kardeşlerimize, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Şu iftar saatine yaklaştığımız sürede onlar için de inşallah dua edelim. Hocam müsaadeniz olursa biz programa bir ezgiyle başlıyoruz. Ezgiden tamam. Sonra biz böyle güzel bir muhabbetimize başlarız. Tamam, inşallah. Eyvallah. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, bugün Gülcihan İlahi grubu bizlerle beraber. Onlar güzel namelerini, güzel eserlerini bizlerle paylaşacaklar. Biz kendilerini dinleyelim, sözü onlara verelim. Buyursunlar. Dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin. Elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında Rabiyetül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen, ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınsa bakışları yerlerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin.
mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz. Bu güzel şiir için kıymetli Gülcihan İlahi grubuna çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Bulduk, Allah razı getirdiniz. Olsun. Valla benim için bu programı, 10 günlük programı çıkartırken böyle heyecanla beklediğim gün bugündü. Estağfurullah, Allah razı olsun. Çok Allah teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Allah hocam, şimdi zaman su gibi akıp geçiyor. Evet. Yani insanın ömrü de güneşin altında eriyen bir buz gibidir. Sermayemiz eriyip gidiyor. Evet. Şu 8 günü geride bıraktık. Belki istediklerimizi tam manasıyla yerine getiremedik. Ramazan istediğimiz gibi gerçekleştiremedik bidayetini, ama en azından bundan sonrası için, ya Ramazan benim için bugün başlasın diyen kardeşlerimiz için hocam, nasıl bir Ramazan programı olmalı? Nasıl bir Ramazan değerlendirmesi yapabiliriz? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi öncelikle şunu hem kendi açımızdan hem bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz açısından şunu net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor ki, Ramazan'ı değerlendirebilmemiz için ilk önce Ramazan'ın bizim için nasıl bir kıymet ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günü ve Ramazan'ın başında özellikle ashabına Ramazan'ın önemiyle ilgili birçok nasihatte bulunuyordu. Mesela buyuruyordu ki Resulullah özellikle Şaban ayının son gününde, ey insanlar, üzerinize öyle bir ayın gölgesi düştü ki bu ayın içerisinde 1000 aydan daha hayırlı bir gece vardır. Mesela bir anlamda Ramazan'ın tanıtımı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden. İlk olarak Ramazan'dan bahsedeceksek neyi ön plana çıkarabiliriz diye bir soru sorduğumuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ilk tanıtımı yaparken içerisinde öyle bir gece var ki 1000 aydan daha hayırlı. Ne demek bu? Ortalama 83 yıllık bir ömürden daha hayırlı. Yani ben bu hayatı boş yaşadım. Bir türlü istediğim hayat programını oturtamadım. Bir türlü Allah'ın ve Resulünün istemiş olduğu bir Müslüman olamadım. Nasıl bir fırsat arasam diye düşünen, karşıma nasıl bir fırsat çıksa da bu fırsatı değerlendirsem de o kaybetmiş olduğum vakitleri geri kazansam diye düşünen birisi için işte Ramazan demek onun için bu 30 gecede veya geri kalan 20 gecede her gece bizim için Kadir gecesidir bilinciyle Kadir gecesini aramaktır. Mesela bir, Resulullah böyle bir tanıtım yapıyor. Bunun bizi heyecanlandırması gerekiyor. Umutlandırması gerekiyor. Şimdi düşünün Mehmet Emin Hocam, Ramazan gelmiş. Bir gecesinde bile acaba bu gece Kadir gecesi midir diye bir Müslüman eğer kalkıp 2 rekat namaz kılmamışsa, sahura kalktığı zaman ellerini açıp dua etmemişse, muhtemelen bu gece Kadir gecesidir, Kadir gecesi olabilir heyecanını yaşamamışsa, bu insanın Kadir gecesini yakalaması mümkün müdür? Devam ediyor Efendimiz Ramazan'la ilgili. Öyle bir aydır ki bu ayda bir nafile ibadet yapsanız sanki bir farz ibadet yapmış gibi oluyorsunuz. Bir farz ibadet yapmış olsanız 70 farz ibadeti yerine getirmiş gibi oluyorsunuz. Şimdi bu ne için? Bu bir sadece bilgilendirme için Resulullah bunu söylemiyor ki. Yani bize bir teşvik koşun, var değil mi? Teşvik var. Nafile ibadetlere koşun. Farz ibadetlerinizde titizlik gösterin. Şimdi bir Müslüman düşünün. Ramazan geldiği için bu ibadetlerine özen gösteriyor. Diğer bir Müslüman düşünün. Ramazan gelmiş 2 rekat namaz bile fazladan kılamamış daha henüz. Ramazan gelmiş bir Subhanallah bile fazladan daha diyememiş.
Ramazan gelmiş, kendi o yoğunluklarından kurtulup da Ramazan programını oturtamamış. Evet. Nasıl olacak bu? Yani bunlar bizi biraz dertlendirsin diye söylüyorum. Bizim Tabii. için de geçerli. Yani bu, biz burada oturup sadece insanlara şöyle yapın böyle yapın diyen insanlar değiliz. Biz de sosyal hayat içerisinde yaşıyoruz. Bizi dinleyen kardeşlerimiz hangi sorunları yaşıyorsa hem nefsi anlamda hem sosyal anlamda biz de hepsini yaşıyoruz. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan'ın her gecesinde alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın kullarına bir çağrısı var. Nedir o? Yok mu benden isteyen vereyim? Yok mu dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu rızık isteyen rızık vereyim? Yok mu aff isteyen affedeyim? Bu merhamet sahibi olan Rabbimizin kullarına çağrısı. Şimdi bir Müslüman kul düşünün, Ramazan'ın diyelim ki 10 günü geçti, bir gece bile bu çağrıya icabet etmemiş. Televizyonun çağrısına icabet etmiş, sosyal medyanın çağrısına icabet etmiş, falan yerdeki nefsi çağrıya icabet etmiş ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın çağrısına icabet etmemiş. O nedenle bu üç maddede ilk önce bir Müslüman olarak Ramazan bizim için ne ifade ediyor? Ramazan'ın bizim için değeri ve anlamı nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden onu anlayıp ona göre bir program oturtmamız gerekiyor. Bir diğer mesele de Ramazan bizim için bütün aradıklarımızı bulabileceğimiz bir aydır. Ne demek aradıklarımız? Kimimiz bugün evinden ve ailesinden dertli, çocuğundan, eşinden bir takım problemleri var. Her insanın evinde olabilir. Huzur arıyor. İşte onu bulabileceğimiz ay bu aydır. Huzurunu arıyor. Evinin huzurunu arayan Ramazan ayında arasın. İstesin yani. Başka? Rızık problemi olan kardeşlerimiz var. Kimisi işinden atılmış, kimisi işsiz, kimisi bu ekonomik sıkıntılardan dolayı başını ellerinin arasına alıp eve nasıl ekmek götüreceğini düşünüyor. Rızkına bereket arayan bu ayda arasın. Kimisi çocuğundan dertli. Yani Müslüman anne baba fakat çocuğu bir türlü istediği gibi olmamış. Namaz kıl diyorsun kılmıyor, tesettürüne riayet etmiyor. Anne babasına asi. Ne yapacak bu? Eğer çocuğuna hidayet arıyorsa, güzel ahlak arıyorsa bu ayda arasın. Kimisi manevi buhranlarına çözüm arıyor. Bu ayda arasın. Neden bu ayda arasın? Çünkü bu ay Rabbimizin rahmet ve merhametinin kullarını kuşatmış olduğu bir aydır. Ve bizim Müslümanlar olarak Rabbimize yönelmekten başka çıkış yolumuz yok. Ne demek istiyorum? Dedik ki rızık arıyoruz değil mi? Bereket. Nereye gideceğiz? Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki yapsutur rizka limen yeşâ'u ve yaktir. Rızkı daraltan da odur yani. Genişleten de odur. Şimdi her yere gidiyoruz ama rızkın hazinesi alemlerin Rabbi olan Allah'ın katında. Evimize huzur arıyoruz. Eşimizle aramıza mutluluk arıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Kadınla erkek arasına sevgiyi, meveddeyi koyan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Nereye gideceksin? Şimdi bizim hanım kardeşimiz bazen konferanslarda da söylüyorum. Eşinden dertli, eltisine konuşuyor, görümcesine anlatıyor, komşusuna anlatıyor. Ama bir Rabbine anlatmıyor. Rabbine derdini anlatmıyor. Rabbimiz açık açık söylüyor, huzuru veren biziz. İşte kalpler kaynaşmıyor. Kaynana kayınbaba problemleri var, akraba sıkıntıları var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Onların kalplerini Allah kaynaştırdı. Yani iki düşman kabilenin evet. kalbini de kaynaştıran alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Demek ki bizim Rabbimize yönelmemiz lazım. Çocuk istiyoruz. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ Dilediğine erkek çocuk verir, dilediğine kız çocuk verir, dilediğine ikiz, çifter çifter verir, dilediğine de hiç vermez. Rabbimize yönelmek zorundayız. Çocuğumuz var, ahlakı beğenmiyoruz, kötü, hidayeti arsın istiyoruz. وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Allah dilediğine hidayet verir. Yani bir yaprak bile bugün alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın izni olmadan yere düşmüyor. Rızkımızın taksimatını yapan alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Mesela bugün sahurda yiyeceğimiz zeytinin hangi marketten alınacağı, sofraya nasıl geleceği, hangi zeytini baba yiyecek, hangi zeytini anne yiyecek onu bile belirleyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O nedenle Ramazan bizim için bir yöneliş ayıdır. Rabbimize yönelmek zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir ayakkabı bağcığına bile ihtiyacınız olsa onu ilk önce alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteyin. Biz hocam Allah'tan istemeyi unuttuk. En zor şeyleri Allah'tan istiyoruz. Yani ne zaman bütün her şeyi yapıyoruz, işimiz bitti, daha gidecek bir yerimiz yok. Halk arasında da bir cümle var ya, işimiz Allah'a kalmış meselesi. Aynen öyle. Halbuki müminin her adımı bir yöneliştir. Şu programda bizim sözlerimize Allah bereket vermese kim
dinleyebilir. Kesinlikle öyle. Sizin bu programınıza Allah başarı vermezse ki başarı وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ başarı Allah'tan. وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ hastalandığım zaman bana şifa veren Allah. Yani Kur'an-ı Kerim aslında bir Rabbe yöneliş çağrısından ibaret. Neye bakarsanız bakın sizi Rabbinize yönlendirir. O yüzden bu Ramazan'ın gecesinde bir geceyi, gözyaşını ve samimi bir duayı bir araya getirebilirsek Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hedef yoktur. Ulaşamayacağımız bir hedef yoktur. Neden? Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ımız için imkansız diye bir şey yoktur. Yöneleceğiz. Rabbimize mümkün olduğu kadar yöneleceğiz inşallah. Yani esasında çok güzel söylediniz fakat modern dönemlerin insanı o kadar dünyevileştik ki hocam. Yani biz tabii ki somut ihtiyaçlarımız var. Siz mesela az önce huzurdan bahsettiniz, hidayetten, maneviyattan bahsettiniz ama insan genelde somut olan ihtiyaçlarını kendisi için dert ediyor. Ve ben mesela örnek olarak söylüyorum, sizden somut bir şey talep ettiğimde bunun hemen karşılığını bulduğumda ihtiyacım hasıl olmuş zannediyorum. Fakat onun esas kaynağı olan Rabbime bir türlü gidemiyorum. Ondan yani Allah'ın sünnetullahında gökten bir şey indirip kullarına ikram etmek gibi bir şey de yok. Yani tabii şey de var yani Musa Aleyhisselam'ın kavmini müstesna kılıyorum ama bir türlü bunu kafamızda kavramsallaştıramıyoruz. Esasında belki biraz da bu hastalığımız var değil mi hocam? Şimdi aslında bizde maalesef bir iman eğitimi problemimiz var bizim. Biz iman dediğimiz zaman sadece işte kelime-i şehadet getiriyoruz. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara imandan bahsediyoruz. Veya İslam'ın şartları dediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek bunları söylüyoruz ama asıl iman maddi şeyler konusunda da Allah'a güvenebilme imanıdır. Yani burada mesela biz her zaman söylüyoruz rızık Allah'tan. Peki kaçımız buna tam manasıyla iman edebiliyor? Rızık Allah'tan, hadi bir bürokrat olarak önüne harama bir imza atman istendi. Hadi atma göreyim bakayım. Rızık Allah'tan orada belli olur. Rızık Allah'tan faizle imtihan ediliyorsun. Ya bu haramdır de, işte rızık Allah'tanın orada olduğu orada belli olur. O nedenle sizin dediğiniz çok doğru. Biz sadece huzur isteyince Allah'tan istiyoruz. Hidayet isteyince Allah'tan istiyoruz. Halbuki rızkında, başarının da, bereketin de, zaferin de, izzetin de sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O nedenle ona yönelmemiz, Rabbimizin razı olacağı dualarla ona yönelmemiz gerekiyor. Mesela Efendimiz buyuruyor ki, çokça ısrar ediniz. Allah'ın en sevdiği dualar ısrarla yapılan dualardır. Yani bir anne düşünün. Gecenin bir yarısında kalksa, seccadesini serse, gözyaşlarıyla birkaç gün Rabbine dua etse, o annenin çocuğuyla ilgili bir sorunu, bir sıkıntısı kalabilir mi? Ama bakın psikoloğa gidilmiştir, doktora gidilmiştir, efendim hurafeci falan üfürükçüye gidilmiştir, komşuya anlatılmıştır. Ama bir gece vakti, bir yarım saat ayırıp da alemlerin Rabbi olan Allah'a insanlar derdini anlatmamıştır. Ya da rızık problemi olan bir kardeşimiz, başkalarına anlattığı kadar derdini niçin Rabbine anlatmıyor? Çünkü çözümü orada görmüyoruz. Bu da aslında bizim imanımızla ilgili bir problemdir. İnşallah bu Ramazan ayı vesilesiyle imanımızı kalplerimizde kökleştirmemiz gerekiyor. Allah razı olsun. Sizden de çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam tabii bizim hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim, hidayet önderimiz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani biz bütün... yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim için bir nevi turnusol kağıdı. Yani biz kendi davranışlarımızı onun davranışlarıyla karşılaştırarak yani doğruluk veyahut da yanlışlık testi yapıyoruz. Hakeza aynı hususlar ibadetler için de geçerlidir. Aleyhisselatü Vesselam bizim için usve-i hasene olduğu için bu girizgahı şunun için yaptım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir Ramazan sünneti vardı ki biz de biraz davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı veya Ramazan'daki muamelatlarımızı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in o yaşantısına yaklaştıralım ki Allah'ın en azından razı olacağı, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnut olacağı bir Ramazan gerçekleştirelim. Yani evet. Ez cümle hocam Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan sünnetini soruyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam hayatın her alanında bizim örneğimiz, rehberimiz, önderimiz. Sadece ibadetler alanında veya itikadi anlamda değil, siyasette de, ekonomide de, uluslararası ilişkilerde de, sosyal hayatta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz. Tabii biz genelde bugün sünnet dediğimiz zaman aklımıza hep belli başlı sünnetler geliyor. Onlar da bizim için başımızın üstünde. İşte dişimizi misvaklamamız, yemeğin dibini efendim sıyırmamız veya ticaret adamları olarak ticarette şey yapmamız, pazarlık yapmamız, bunların hepsi sünnettir. Çok güzel. Ama işin şu kısmını da hatırlamamız gerekiyor. Ben buradan özellikle kardeşlerime seslenmek istiyorum. Şimdi bizim peygamberimiz evet yemeği bir sağ elle yiyelim. Sünnettir bu.
Resulullah bize emretti, yemeğimizi sağ elimizle yiyeceğiz. Ama o yemeği sağ elle yiyin diye emreden peygamber bize haram lokma yemeyin diye de emretti. Kul hakkı yemeyin diye de emretti. Faiz yemeyin diye de emretti. Kamu malı yemeyin diye de emretti. Şimdi biz bunu sünnetin bu kısmına önem verince biraz diğer kısmını sanki ıskalıyoruz. O yüzden sünneti anlatırken bir bütün olarak anlatmak zorundayız. Evet, sağ elimizle yiyeceğiz ama helal yiyeceğiz. Haram yemeyeceğiz. Mesela tabağımızın dibini sıyıracağız. Tamam, güzel ama o tabakta falan yetimin hakkı olmayacak. Kamu hakkı olmayacak. Malının dibini tabii, de sıyırmayacağız. Kamu malının da dibini emanet edilen... sıyırmayacağız. Tabii falanın pul hakkını alıp sıyırmayacağız. Tamam güzel, tabağın dibini sıyır. Bu bir sünnet de neyi sıyırıyorsun sen? Bugün insanlar aç, bitap, perişanken eğer başkasının eline, rızkına el uzatıyorsan burada sıkıntı var demek. Mesela Resulullah sağ tarafı üzerine yattı. Tamam, başımız gözümüz üstüne, bir sünnet. Ama o sağ tarafı üzerine yatan peygamber kalktığı zaman da Bizans'ın üstüne yürüdü. Bedir'e yürüdü, müşriklerin üzerine yürüdü, İran'ın üzerine yürüdü. Sen nereye yürüyorsun? Hep Resulullah'ın bu yönünü mü örnek alacağız? İşte Efendimiz sol ayağıyla lavaboya girdi, sağ ayağıyla çıktı. Tamam girdi ama o ayaklarıyla da faizi de ayaklarımın altına alıyorum dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden sünnete bakarken bir bütün bakmak zorundayız. Parçacı bakış şekli bizi istediğimiz hedefe götürmez. Peki Resulullah'ın Ramazan'ı nasıldı? Bir virgül tabii, koyalım mı tabii, hocam? Tabii, biraz tabii. Da soluklanalım. Olur. Bir ezgi dinleyelim. Resulullah'ın olur. Ramazan'ı nasıldı? Ben oradan tamam, kaldığımız hocam. Yerden devam edelim. Eyvallah. Olur. Şimdi bir ezgi dinliyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Tell it,
nazı bir halim, fazıya dilim, tabibim, aman aman, şirine bitedilim, mevbirine, aman aman, şirine bitedilim, mevbirine. Evet, bu güzel eser için çok teşekkür ediyoruz kıymetli ilahi grubumuza. Hocam, bir virgül koydum. Siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazanları nasıl geçer diye başlık açmıştınız. Buyurun üstadım, kaldığınız yerden devam edin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere Ramazan'da mesela infak etmeyi emretti. Bir talimat olarak verdi. Bir kimsenin yapacağı en hayırlı infak Ramazan ayındadır buyurdu Resulullah. Gece namazı kılmamızı buyurdu Resulullah. Ahlakımızı düzeltmemizi emretti bize Resulullah. Ama biz baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela küfre, şirke, zulme karşı en büyük baş kaldırıyı da bir Ramazan günü örgütledi. Bedir Savaşı'nın fitilini de yine Ramazan günü başlattı. Şimdi biz Müslümanlar olarak Ramazan'ı sadece namaz kılma, oruç tutma, Allah'ı zikretme ve Kur'an okuma bir ibadet ayı olarak alamayız. Evet, Ramazan bir ibadet ayıdır. Ama o zikrettiğimiz Allah'ın emirlerini siyasette, ekonomide, sosyal hayatta da hayata hakim kılmak için gayret etmek zorundayız. Tabii Ramazan bir cihat ayı, Bedir Savaşı ile birlikte. Artı Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mukabele yapıyoruz. O Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bize emredilen emirleri yeryüzüne hakim kılma görevimizi de asla ve asla unutmamak zorundayız. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o dönemde küfre, şirke, zulme karşı ilk başkaldırı olan 300 küsür Müslümanın o bütün zulmün karşısına çıkmış oldukları o muhteşem muzaffer olmuş olduğumuz zaferin fitilinin ateşlenme noktası Ramazan ayıdır. Evet. O halde her Müslüman kendi Bedir Savaşı'nı başlatmak zorundadır. Değil mi? Neye karşı? Kimimiz paraya, kimimiz mala, kimimiz şehvete, kimimiz servete, kimimiz şöhrete karşı bu mücadelemizi kendi içimizde başlatmak zorundayız. Çünkü Ramazan aynı zamanda sünnetse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zulme karşı başkaldırıya başlattığı bir dönem. İki, Resulullah Mekke'yi yine bir Ramazan günü fethediyor. Evet. O halde biz Müslümanlar olarak Ramazan'ı asla bir yatma ve uyuma ayı olarak göremeyiz. Yani Bedir Savaşı Ramazan'da. Mekke'nin fethi Ramazan'da. Biz de kendi fetihlerimizi gerçekleştirmek zorundayız. Mesela yıllardan beri ihmal etmiş olduğumuz komşularımızın kalbini fethetmek zorundayız. Yıllardır ihmal etmiş olduğumuz akrabalarımızın, belki eşimizin, belki çocuklarımızın, belki de kendi kalbimizde fethedilmesi gereken köşeler vardır. Buraları yeniden fethetmek zorundayız ve yeniden alemlerin Rabbi olan Allah'ın emirlerinin yeryüzüne hakim kılınmasıyla ilgili bir mücadele başlatmak zorundayız. Bedir Savaşı, Mekke'nin fethi, üçüncüsü Resulullah putları Ramazan ayında kırmıştır. Mekke fethedildikten sonra putların kırılması için birliklerini göndermiş ve putları kırdırmıştır. O halde Ramazan'da her Müslümanın ana sloganlarından birisi de şu olmalıdır. Herkes kendi putunu kırsın. Ne putu? Ya el alem ne der putu? Veyahut da kamuoyu ne der putu? Diploma putu, para putu, mal putu, makam putu, mevki putu, taassup putu. Bizim kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birisi olan bu putların tamamını yerle bir etmek zorundayız. Dördüncüsü, Resulullah Bedir Savaşı'yla, Mekke'nin fethiyle, putların kırılmasıyla birlikte bir medeniyet inşa etti. Bu medeniyet inşasının ana merkezi de Ramazan'dır. Ramazan'da başlamıştır. Neden? Çünkü bizim medeniyetimizi inşa ederken elimizdeki temel kaynağımız olan Kur'an Ramazan ayında inmeye başlamıştır. O halde bir Müslüman Ramazan'da kendi medeniyetine dönmelidir. Şimdi bazen görüyoruz, haremlik selamlığa dikkat etmeyen Ramazan programları, sahurları, iftarları görüyoruz. Bu bizim medeniyetimize ters. Ramazan eğlencesinde kadere isyan şarkılarının söylendiğini görüyoruz. Yani iki kelime vardır, asla yan yana gelmez. Ramazan ve eğlence. Ramazan ve eğlenceyi biz bir araya getiriyorsak eğer ve bunu da insanlara bir medeniyet, bir kültür olarak sunuyorsak eğer, burada ciddi sorunlarımız var. Burada kendimize de bir öz eleştiri yapmamız lazım. Hele hele Müslümanların belediyeleri büyük umutlarla
insanların desteklemiş olduğu bu belediyeler Ramazan ayında gayri İslami programları Ramazan programı olarak bize sunmaya kalkışırlarsa orada Müslümanlar olarak dur demek zorundayız. Demek ki Ramazan bizim için Bedir Savaşı'yla küfre ve zulme bir başkaldırıdır. Ramazan Mekke'nin fethiyle yeniden bir fetih gerçekleştirmektir. Önce kendi içimize doğru, sonra dışarıya doğru. Ramazan putların kırılmasıyla birlikte her birimizin kendi putumuzu kıracağımız zaman dilimidir. Ve Ramazan Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Resulullah'ın mücadelesini başlattığı aydır. O nedenle yeni bir medeniyet kurma ayıdır. Bunları da asla ve asla ihmal etmeyeceğiz. Resulullah'ın Ramazan'ı buydu. Bir şey daha söyleyeyim. Bir devlet başkanı olmasına rağmen, bir ordu komutanı olmasına rağmen, bir evde baba olmasına rağmen, ashabıyla ilgilenmesine rağmen, bir öğretmen olmasına rağmen aynı zamanda, tüm bu yoğunluklarına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a muhakkak hakkıyla vakit ayırmıştır. Gecesine de gündüzüne de. Hiçbir yoğunluk Resulullah'ı Ramazan'ın o atmosferinden çıkaramamıştır. Hatta Resulullah Ramazan'a o kadar önem vermiştir ki son 10 gününü hiç terk etmediği sünnetlerinden birisi itikafla geçirmiştir. Şimdi biz kardeşlerimize soruyoruz. Tabii. Yani olur. İtikaf gerçekten de önemli çünkü evet. Bu geçen bir programda da söyledik burada. Yani biz 2022 yılında modern bir zamanda haz ve hız endeksli yaşam sürüyoruz. Yani her şeyi o kadar çok çabuk tüketiyoruz ki zaman bunların içerisinde geliyor. Ömür sermayemiz bunların içerisinde geliyor. Her şeyi hocam açıkçası aklınıza ne gelirse. İtikaf bu açıdan esasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de yaptığı gibi bizim bir hiramız olabilir. Fakat dediğiniz yani onu da çokça zikrediyoruz. Çok da ıskaladık hocam biz bunu. Yani gündemimizde değil. Buna bir pencere açalım isterseniz. Şimdi Allah sizden razı olsun. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Haz, hız dediniz. Modern dönem dediniz. Ya biz bugün asıl şunu yapmamız lazım. Müslümanlar olarak samimi bir şekilde başımızı ellerimizin arasına alıp kendi halimizi bir gözden geçirmemiz lazım. Ne demek? Şimdi bakın bugün Müslümanların neyi eksik? Yani bugün Müslümanlar siyasi güç istiyorlarsa siyasi güçleri var. Bürokratik güç istiyorlarsa bürokratik güçleri var. Ekonomik güç istiyorlarsa ekonomik güçleri var. Medyatik güç istiyorlarsa Müslümanlar işte bak medyada konuşuyoruz. Medyatik güçleri var Müslümanların. Müslümanlar kalabalık istiyorlarsa Müslümanların sayısal güçleri var. Bugün Müslümanların eksik olan neyi var? Bugün maalesef biz ruhumuzu kaybettik. Ruhumuz eksik. Bugün mesela İslami faaliyetlere verilen önem kadar eğer bir Müslüman itikafa önem vermiyorsa orada araçlar amaç haline gelmiş demektir. Tekrar ediyorum. Yani bir İslami cemaat, camia, dernek, hoca, vakıf bir konferans düzenliyor. Bir İslami faaliyet yapıyor. İşte ya da yıl dönümü, bir şeyin yıl dönümü İslam tarihinde onunla ilgili programlar yapıyoruz. Çok önem veriyoruz. Titizlik gösteriyoruz. Günler öncesinden broşürler bastırıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. İnsanları davet ediyoruz. Ama itikaf mevsimi geldiği zaman özellikle son dönem onunla ilgili bireysel insanlar kendileri bu konuyla ilgili konuşuyorlarsa konuşuyorlar. Onun haricinde herhangi bir çalışma, bir hatırlatma, bir farkındalık oluşturulmuyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber, bir devlet başkanı, bir ordu komutanı olmasına rağmen asla ve asla itikafı ihmal etmemiş. Niye? Ruh ihmal edilmez. Bugün bunca elimizde imkanlar var ama ruh olmadığı için sözün tesiri yok. Bereket yok. Ben hatırlıyorum eskiden. Gençlik dönemimizde bisikletlerle veya pikapların arkasında sohbetlere giderdik. Gece kondularda yapılırdı. Bir odanın içerisinde 50-60 insan sıkışık bir şekilde sohbetler yapardı. Müthiş bir bereket vardı. Şimdi konferans salonlarımız var, her yerimiz var, lüks şeyler var ama o tadı bulamıyoruz. Neden? Ruhu kaybettik. Peki ruh nerede? Ruh namazda, huşuda. O halde bir müminin Ramazan'daki ana hedeflerinden birisi namazda huşu olmak zorunda. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Hocam, kurtulan müminler onlardır ki namazlarında huşu içerisindedirler. Şimdi hepimiz kendimize soralım. En son ne zaman bir namazı huşu ile kıldığımızı hatırlıyoruz. Veyahut da en son ne zaman bir secdede gözyaşı döktük değil mi? Ne zaman bir namazı huşu ile kıldık? O halde namaz kılmak tamam bizim hedefimiz ama asıl hedefimiz namazımızı huşu ile kılmak. Hocam özür dilerim araya giriyorum yani çok da bölmek istemiyorum ama... Yani namaz hususu gerçekten de bizim için çok önemli. Yani günümüzün Müslümanları olarak namaza o kadar çok yani ızdırap ediyoruz ki bugün sabah bir sosyal medyada güzel bir spot dinledim. Yani bizim ibadetimiz esasında Allah'ın alıcısı olduğu bir pazarda tezgah koyduğumuz
mallarımızdır. Acaba biz bu malları ne kadar Allah'a layık görüyoruz? Yani namazı biz sadece şöyle diyoruz. Hani bir dost meclisinde örnek olarak söylüyorum. Bir araya geliriz. Ya mübarekler şu namazı bir aradan çıkartalım da kaldığımız yerden devam ederiz. Yani biz namazı aradan çıkartılmaya layık bir unsur haline getirdik hocam yani. Şunu söyleyeyim, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ramazan hedeflerimizle ilgili hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın itikafıyla bağlantılı olarak. Şimdi en son ne zaman bir namazı huşu ile kıldık? Ana sorumuz. Bunu sorgulayıp cevabını bulup gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. En son ne zaman Kur'an okurken tesir altında kaldık? Gözyaşı döktük. Sorgulayıp cevabını bulup gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. En son ne zaman dua ederken sizin de bahsettiğiniz gibi tüylerimiz ürperdi veya secdeye kapandı? Bunlar ibadetlerin ruhudur. Bakın Allah'ın alıcısı olduğu ibadet dediniz ya. Allah'ın bizden beklemiş olduğu ibadet kalbimizin eşlik etmiş olduğu ibadettir. İbadeti yaparken kalbimizde eşlik edecek. Bugün namaz konusunda kardeşlerimiz işte ya huşu duyamıyoruz. İki şeyi yanlarında götürmüyorlar namaza giderken. Neyi hocam? Birisi kalplerini götürmüyorlar, birisi de dertlerini. Dertlerini götürmek ne demek? Dedim ya az önce. Eşimle problemim var. Koy cebine. Rızık problemim var. Koy heybene. Hastalık problemim var. Koy heybene. Çocuğum olsun istiyorum. Koy heybene. Hidayeti olsun, şifam olsun. Hepsini al namaza git. Neden? Hepsini alıp namaza gitmemiz gerekiyor. Vestaînû bis-sabri ve's-salâh. Rabbimiz ne buyuruyor? Benden bir şey isteyecekseniz sabır ve namazla isteyin. Bugün müminler olarak biz namazda dua etmiyoruz ki. En kısa yapmış olduğumuz dualarımız namazda yapmış olduğumuz dualarımız. Yani bir selam veriyoruz. Şehit Abdullah Azam diyor ki iki göz bir oda için diyor 25 sene 30 sene çalışmayı göz önüne alıyorsunuz diyor. Ama Allah'ın cennetteki köşkünü isterken hızlıca kıldığınız bir namazdan sonra yaptığınız kısa dualarla diyor onu istiyorsunuz yani. Yani dünyalık bir ev için 25 sene cennetteki ev için kısa bir dua. Şimdi mümin huşu duymak istiyorsa dertlerini yanında götürecek. Namaza durmadan önce Allah'tan ne isteyeceğini düşünecek. Yani şu an mesela birazdan akşam namazına duracağız değil mi? Ben şimdi bu programa gelmeden önce namaz kılarken bu programda ya Rabbi dilimizin düğümünü çöz, güzel insanlara faydalı olacak şeyler yapalım diye dua etmediysem eğer çok büyük bir eksik bırakmışımdır. Namazda iki namaz arasında yapacağımız işler için dua edeceğiz. Genel dertlerimizi muhakkak önümüze koyacağız, dua edeceğiz. İki, kalbimizi yanımızda götüreceğiz. Kalbimiz masada kalmayacak, kasada kalmayacak, nisada kalmayacak. Kalbimiz sokakta kalmayacak, iş yerinde kalmayacak. İbadet kalbin eşlik ettiği ibadetlerdir. Nereden biliyoruz? Namaza bakıyoruz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Huşu nerede? Kalpte. Bak Kur'an okumasına bakıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَل۪ينُوا جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ثُمَّ تَل۪ينُوا جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ Şimdi onlar Kur'an'la muhatap oldukları zaman, Kur'an okudukları zaman kalplerinde bir titreme meydana gelir, derileri yumuşar. Sonra derileri yatışır. Bakın kalpteki yumuşamadan sonra bir de derilerimize sirayet eden bir Kur'an okuma hali var. Hangimiz yaşadık bunu? Derilerimizin yumuşama halini, kalpteki titreme halini. Efendim zikir. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri ürperir. Hangimiz yaşadık bunu? Bakın istisnasız. Bütün ibadetlere bakın. İnfak. Şu an ayet aklıma gelmedi. Onlar İnfak ederken kalpleri Rablerinden ürpererek infak ederler. Yani bak infak ederken kalbimiz harekette. Ya da onlar yolda yürürken izzet ve vakarla yürürler. Nerede bu gerçekleşiyor bu? Bu da yine kalpte. Namaza da, Kur'an'a da, zikre de, bütün ibadetlere de eşlik eden şey kalp olmalıdır ve bütün ana merkez kalptedir. Bunun mevsimi neresi kalbi harekete geçirme ve diriltme mevsimi? Ramazan. Yani bir Müslüman düşünün, Ramazan'da da eğer kalbimiz harekete geçmiyorsa bizde sıkıntı vardır. Bu umutsuzluk olmasın ama. Hocam ben işte her Kur'an okuduğumda etkilenmiyorum, her namazı huşu ile kılamıyorum. Evet, insan her Kur'an okuduğunda etkilenmeyebilir. Her namazı huşu ile kılmayabilir. Ama hiç yapamıyorsa bunları, orada düşünüp dert edinmesi gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında özellikle gecesiyle gündüzüyle müminlerin ruhunu yenilemesi, asıl noktaya dönmesi için büyük teşviklerde bulunurdu. Mesela Resulullah buyurdu ki Ramazan'da oruçluyken Allah'ı zikredenin Allah günahlarını bağışlar. Bir şey ekleyeyim buraya. Tabii buyurun. Önemli gördüğüm için söylüyorum. Üstadım. En büyük bizim Müslümanlar olarak eksiklerimizden bir tanesi de oruçluyken dua etmeyi ihmal ediyoruz. Şimdi Ramazan'da dua ediyoruz. Tamam. İftardan sonra
teravihlerde, geceleri, sahurları, dualar yapıyoruz. Değil mi bu? Ama Allah'ın bizden asıl beklediği dua oruçluyken yaptığımız duadır. Neden? Çünkü bizim ibadetlerimizin etkisini ve tesirini arttıran şey ve hedefine ok gibi gönderen şey oruçlu olmamızdır. O yüzden her mümin, yani bunu önemli görüyorum, gün içerisinde muhakkak kendisine bir 10 dakikada olsa vakit ayırsın. Ne için? Oruçluyken dua etmeye ve ısrarla dua. Düşünün, ben şunu çok Allah'ın izniyle söyleyebilirim ya. Bir mümin 30 gün boyunca gündüz oruçluyken aynı hedefe doğru dua etsin, 30 günün sonunda Allah'ın izniyle o hedefine ulaşır. Yani bu büyük bir heyecan ve umutla söylüyorum. Neden? Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki bana dua ederseniz duanızı kabul eder. Rabbimiz böyle buyuruyorsa bizde bir eksiklik var. Dua eksikliği. Şimdi gündüz yorgun oluyoruz, yoğun oluyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Özellikle İslami camiada kardeşlerimize. Bizim İslami faaliyet yoğunluğumuz bile bizi namaz konusunda, Kur'an konusunda, zikir konusunda geri bırakmamalıdır. Ben bunu görüyorum maalesef birçok genç kardeşimizle. Her camiadan var. Gerçekten büyük bir mücahit gibi mücadele ediyor. Programdan programa koşuyor, konferanstan konferansa, toplantıdan toplantıya, mahalleden mahalleye koşuyor ama kendini ihmal ediyor. Namazlarında sünneti terk ediyor mesela. Ya işte konferans var, çabuk gideyim, farzı kılayım, en kısa sureyi okuyayım. Tesbihatı terk ediyor. Sorsanız uzun süreden beri Kur'an okumuyor. Bir vaazda dinlemiştir ya da arabada giderken dinlemiştir. Bunlar da güzel, bunlar kötü değil. Ama Allah'ın bizden istediği nedir? Peygamber Efendimizin o gece kalkıp okuyuşu var ya, ya da gündüz bir kenara çekilip okuyuşu. Sonra bir zikir virdi yok kardeşimizin. Evet. Tam bu arada aklıma şey geldi hocam. Yani Kur'an'ın bir tedricilik metodu vardır ya. Yani yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi. Allah orada önce kendimizi diyor değil mi? Onun için hocam. Sadece orada değil. Çok güzel bir kapı açtınız. Bütün emirler aslında bizedir ve şahsidir, ailemizedir. Mesela ve envir aşiretekel akrabin. Nereden başla uyarmaya? Kendinden, yakınlarından, akrabalarından. Namaz. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Namazı önce ehline emret, sen de ona sabret. Bak, uyarırken kendimizden, ailemizden. Namazda önce kendimizden. Mesela tesettür emrine bakalım. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Önce eşlerine, sonra kızlarına, sonra inanan kadınlara. Bak, hep kendimizden ve ailemizden başlayacağız. Etrafa doğru. Merkezden çevreye doğru bir mücadele var. Bugün biz mücadeleyi biraz çevreden merkeze doğru. Mesela Kudüs'ü kurtaracağız. Her Müslümanın hedefi. Biz gençlik yıllarımızda da Kudüs derdik, Mescid-i Aksa derdik. Ama bizim Mescid-i Aksa konusundaki samimiyetimizin en önemli göstergelerinden bir tanesi, Mescid-i Aksa'yı çok seviyorsak onun senin mahallendeki şubesi olan mahalle mescidine gidebilmendir. Aynen. Şimdi sen iki adımlık mahalle mescidine gidemiyorsan Mescid-i Aksa'ya nasıl gideceksin? Kesinlikle öyle. Bir diğer mesela kardeşimiz bakıyorum çok güzel çalışmalar yapıyorlar, yardım çalışmalar. Afrika'ya kadar gidebiliyor kardeşim. Ne için gittin? Allah rızası için. Çok güzel. Peki yanındaki camiye niye Allah rızası için gitmiyorsun? Kınamak için söylemiyorum. Bizim kendimize bir ayna tutmamız gerekiyor dedim ya. Yani biz İslami camiaya bakmamız lazım. Bugün gençlere sabah namazı buluşması yapılıyor. Kızmasın kardeşlerimiz. Ben diyorum ki önce İslami camiadaki bizlere, hocalara, derneklere, başkanlara, vakıflara, bunlara sabah namazı buluşması yapmamız lazım. Neden? Şimdi düşünün, bugün bu kadar derneğiz, vakfız, cemaatiz, siyasi parti, İslami çalışma yapan insanlar bir sürü. İyi de bunlar camide yoklar. Birçoğu yani. Sabah namazında yoklar. Konferansları dolduruyoruz. Çok güzel. Miting alanlarını dolduruyoruz. Çok güzel. İhale salonlarını dolduruyoruz. Camiler boş. Şimdi bir konferans dolup da cami boş kalıyorsa yanlış. Neden? İslami hareketin karargahı mescitlerdir. Mescitler olması tabii. Yani Medine hicretinde, yani biz çünkü mescit endeksi bir dinin mensuplarıyız hocam. Yani. Bakın, dernek endeksli olursak ne olur biliyor musunuz? Dernek çalışmaları yapacağız. Hepimiz bir dernekteyiz, çalışıyoruz. Dernek endeksli olursanız sizin derneğinize sadece sizi seven gelir. Başkası gelmez, sizi tanımaz. Ama eğer mescit merkezli çalışma yaparsanız, mescide Allah'ın her kulu geliyor. Hangi görüşten, fikirden, düşünceden olursa olsun bizim ana merkezlerimiz mescitlerdir. Mescitlere yönelmemiz gerekiyor. Biz buraya nereden geldik? Şuradan. Ruhu ihmal etmeyelim. Ramazan'da ruhu, hocam ne kadar yoğun olursak olalım, teheccüd namazını ihmal etmeyelim. En azından Ramazan'da. Sahura kalkıyoruz değil mi? Fırsattır hocam. Evet. Tabii buradan gidiyor. Sakıncası yoksa bir şey ekleyeyim. Estağfurullah. Şimdi bu kadar şey anlattık değil mi Ramazan'la ilgili? Gecesi ayrı bereket, gündüzü ayrı bereket. Ramazan'da susmak Allah'ı zikretmek gibi. Sevap. Hadis-i şerif bu.
Efendim Ramazan'da uyumak, sadaka vermek gibi bizim için sevap. Bir farz yapıyorsun 70 farz. Yani adım atman seni affettirecek şeylerle dolu. Ama Resulullah ne buyuruyor? Ramazan'a ulaşıp da günahlarını affettiremeyenin burnu yerde sürtülsün. Neden? Neden? Böyle büyük bir af mevsimi, merhamet mevsimi, rahmet mevsimi var. Uyuması sevap, efendim konuşmaması, susması sevap, gecesi ayrı sevap, gündüzü ayrı sevap. Sen bu Ramazan'dan günahlarını affettiremeden. Ben orayla alakalı tabii, müsaadeniz olursa hususi bir pencere açmak istiyorum. Çünkü bugün özellikle gençlerimizin, genç kardeşlerimizin umutsuzluk girdabında sürüklenen evet, genç kardeşlerimizin en büyük problemlerinden birisi bu. Yani o gencim, o kardeşim vaktin birinde bir günah işlemiş. Şeytan da onu almış o günahın altında. Eziyor da eziyor hocam, eziyor da eziyor. Artık senden adam olmaz diyor. Yani tövbe, tövbe ashabın yapacağı tövbeydi. Yani onlara layık bir şeydi. Sen kim, tövbe etmek kim? Buraya hususi bir değinelim hocam. Çünkü çok önemli. Ramazan'da... Aşkınla boşak şahaneye döndürdün. Aşkınla boşak şahaneye döndürdün. Şevruna karşı İlahi grubuna çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ağızlarına sağlık hocam.
umutsuzluk dedik. Evet. Bugün en çok ihtiyacımız olan, imandan sonra belki en çok ihtiyacımız olan hadiselerden biri, mefhumlardan birisi de umuttur. Bugün günahları altında ezilen binlerce, on binlerce, belki milyonlarca genç kardeşimiz var. Vaktin birinde bir günah işlemiş, şeytan onu almış, o günahın altında eziyor. Evet. Tövbeyi ona hatırlatmıyor. Tövbe geldiği zaman da ondan yüz çevirtiyor. Tövbe diyor, tövbe kim sen kim? Tövbe Allah Resulü'nün dizinin dibinde büyüyen sahabe içindi, tabiin içindi, salih kimseler içindi. Sen tövbenin yanından bile geçemezsin diyor. Eziyor da eziyor. Evet. Müthiş bir umutsuzluk girdabının eşiğindeyiz. Bununla alakalı Ramazan bizim için bir fırsat olabilir mi hocam? Allah razı olsun. Tabii şunu çok açık bir şekilde ifade edebiliriz ki ümitsizlik Müslümanın işi değildir. Neden? Her konuda. Çünkü ümitsiz insan aslında kendine güvenenler ümitsiz olurlar. Allah'a güvenenlerin ümidi hiç kırılmaz. Neden? Kendine güvenenler, kendi sadece tevbe için söylemiyorum, hayatın her alanında. Bir insan niçin ümitsiz olur? Kendi şartlarına bakar, kendi gücüne, kendi ekonomik gücüne, kendi kalabalığına, kendi fiziki gücüne bakar. Olaylar karşısında ümitsizliğe kapılır. Ama mümin bir güce bakarsa, baktığı güç alemlerin Rabbi olan Allah'ın gücüdür. Ona baktın mı hiçbir şey karşısında ümitsiz olmasın. Ve tevbeye geldiğimiz zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer günahlarınız o kadar çok olsa ki bunları üst üste koysanız, semaya kadar uzansa, tevbe etseniz Allah sizi yine affeder. O kadar çok olsa ki hatta bununla ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 90 küsur yaşlarında bir bedevi geliyor. Yeni Müslüman olmuş ve yıllarca da büyük günahlar biriktirmiş. Resulullah'ın yanına geliyor, diyor ki bir soru sormak istiyorum. Efendimiz buyur diyor. Bir insan düşünün diyor. Aslında kendisini tarif ediyor da söyleyemiyor. İşte. O kadar çok günahı var ki bu günahı bütün insanlara dağıtılsa hepsini helak eder. Bu insan tevbe etse Allah onun günahlarını affeder mi diyor. Efendimiz Allah eğer tevbe ederse, tevbesinde de sadık kalırsa Allah onu affeder buyuruyor. Bunun üzerine oradakiler diyor ki o kadar yaşlıydı ki böyle gözlerini açtı, kaşlarını kaldırdı. Herhalde dedi tam anlatamadım. Yani o kadar çok günahı var ki dünyanın içine doldursan dünyayı helak eder. Efendimiz tebessüm etti. Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış bütün günahlar. Evet, çok günah. Efendimiz buyurdu ki sadece affetmekle kalmaz. Allah dilerse o günahlarının tamamını da iyiliğe çevirir. Nasıl? Yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Ayeti kerimesinde olduğu gibi. Bizim Rabbimiz dilerse biz de ona layık kullar olursak bizim geçmişte işlemiş olduğumuz günahlarımızın tamamını dilerse iyiliğe, hayra değiştirir, dönüştürür. O yüzden mümin asla ümitsiz olamaz. Hangi günahımız olursa olsun, hangi yanlışımız olursa olsun işte bu Ramazan o günahlardan, yanlışlardan kurtulup Rabbimize yönelme dönebilir. Şeytanın bizde aradığı en önemli fırsat sizin de söylediğiniz gibi ya sürekli tevbe ediyorsun sonra aynı günah işliyorsun. Tevbe ediyorsun evet. Bir değinseniz. Evet şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifi var. Bir kul var tevbe ediyor sonradan bozuyor. Tevbe ediyor bozuyor. Rabbimiz buyuruyor ki en son kulum sonunda nereye geleceğini biliyor onu affediyorum diyor. Vallahi yani de. Günahlarını bu tabii şu demek değil. Televizyonda konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Gidelim her türlü günahı işleyelim. Ama nasıl olsa Allah bizi affeder demek değil. Biz samimi olursak ne kadar günahımız olursa olsun. Şunu düşünün. Alemlerin Rabbi olan Allah ilahlık iddiasında bulunan Firavun'a bile peygamber gönderiyor. Ve diyor ki yumuşak konuş ona. Kavli leyyin ile konuş ki belki döner. Lut kavmine peygamber gönderilmiş, Ad kavmine gönderilmiş, Semud kavmine gönderilmiş, Nuh kavmine. Niçin gönderildi bu peygamberler? Bu insanlar tevbe etsinler, kendilerini dönsünler. Ben de onların tevbesini affedeyim diye Rabbim böyle gönderdi. Yoksa niye peygamber göndersin ki? Hangimiz Firavun kadar günahkarız? Hangimiz Nemrut kadar günahkarız? Hangimiz Ad kavmi, Semud kavmi kadar günahkarız? Buradan bile baktığımız zaman önümüze müthiş ve büyük ve mübarek umut kapıları açılıyor. Yani elhamdülillah diyoruz. Rabbim onları bile affetmek için peygamber göndermişse bize de Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Son nefesimize kadar Allah bizi affedeceği kapıları açık tutuyor. Biz yeter ki gayret içerisinde olalım inşallah. Bu cehil tövbe etseydi Allah onun tövbesini tabii, kabul etmeyecek, etmeyecek miydi? Evet. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Yani hep şunu söylerim yani biz genç kardeşlerle de buluştuğumuzda günahları gözümüzün önüne getirip büyütüyoruz da Rabbimizin merhametine sıkılıyoruz. Evet. Yani ağrı dağımız kadar farz-ı misal günahımız var ama o dağı yaratan bir de Rabbimiz var değil mi? Evet. Onun merhameti çok var. Güzel söylediniz. Allah razı olsun. Üstüne bir şey söylemeye gerek yok. Allah razı olsun. Estağfurullah hocam. Hocam şimdi bir de şöyle geniş kapsamlı bir Ramazan programı üzerine konuşalım. Yani
dedik hani 8 günü geride bıraktık. Geride kalan 22 günümüz var. Yani geçmişe değil geleceğe odaklanalım. Bizim için şöyle 4 başı mamur bir Ramazan programı nasıl olur hocam? Yani 24 saatimizi programlayacak evet. olursak bununla alakalı bizlere yani gençlere, ailelere, bizleri izleyen hanım ablalarımıza, evet. ne bileyim iş yerinde çalışan ağabeylere. Önce şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar Ramazan'ını, gününü programlayan, planlamayan kardeşlerimiz varsa bugünden itibaren muhakkak bir plan yapsınlar. Hatta bir kağıt kalem alın. Kıymetli evet. izleyenlerimiz. Fadal Öz Hocam ne diyorsa bunu modamat yazar. Allah razı olsun. Niçin bir plan yapsınlar? Şunun için. Çünkü plan yapmak Allah'tan yardım istemek demektir. Şimdi düşünün her anı gecesi ve gündüzüyle bizim için muhteşem bir fırsat olan Ramazan ayına giriyoruz. Plansız. Yani şuradan desek ki bugün cumartesi, yarın pikniğe gideceğiz. Hı hı. Bir haftalık hazırlık yapılıyor evlerde piknik için. Hı hı. Eti nereden alacağız? Arabaya nerede bineceğiz? Benzini nereden alacağız? Gideceğimiz yerde su var mı? İmkanlar nelerdir? Bir piknik için bile günlerce hazırlık yapan Müslümanlar, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin bulunmuş olduğu Ramazan ayına plansız ve programsız giriyorlarsa, burada ciddi bir problemimiz var demektir. O yüzden bir plan yapalım. Neden? Eğer plan yapmazsanız, Ramazanınızı şeytanın ve nefsin nasıl geçirmesini istiyorsanız öyle geçirirsiniz. Neden? Çünkü randevu defteriniz yok. Şeytan sizi bir yerden bir yere sürükler. En azından şeytan hani zincirlere bağlandı diyorlar ya. Evet. Başıboş, idealsiz, hedefsiz ve gayesiz insanlar vardır. Gelirler Ramazan'da, siz tam bir hayır işleyeceksiniz. Yalnız otururlar, oradan girerler, buradan çıkarlar, size bir gıybet ettirirler, dedikodu yaptırırlar, yalan söyletirler. Giderken de derler ki, ya iyi vakit geçirdik ha, iftara da az kaldı, ben de vakit tüketecek bir adam arıyordum. Allah aslında Allah. Vakit tüketirken bizi tüketer tüketip giderler. Evet. O yüzden bu insanlara karşı da, şeytana, nefse karşı da Ramazan'ımızı muhafaza etmenin en önemli yolu sağlam ve katı bir programımızın olması lazım Ramazan'da. Nedir? Zaten Ramazan'ın programını alemlerin Rabbi olan Allah'ımız çizmiş. Şimdi sahurla birlikte başlıyoruz değil mi? Eyvallah. Sahurda Allah bize kalk diyor, kalkıyoruz. İlk maddelerimizi sahura yerleştireceğiz. Sahurumuzun, yemeğimizin önüne ve arkasına, önüne veya arkasına muhakkak bir ibadet vakti koyacağız. Ana programlarımızdan birisi bu. Teheccüd namazından faydalanacağız. Gece dua etme şeyinden, ibadetinden faydalanacağız. Gece Kur'an okuma ibadetinden faydalanacağız. 3 tane önemli şey var. Sahur başta başına bir berekettir. Ama bunun haricinde eğer sahura kalkıp da 2 rekat bir namaz kılmadan bile yatıyorsak, bir ayet okumadan yatıyorsak, bir dua etmeden yatıyorsak çok şey kaybediyoruz. Ana programımızın ana maddesi sahurumuzdur. Sahurda muhakkak ibadetle, duayla Kadir Gecesini arayarak geçireceğiz. İkincisi gündüz programımız. Mesela öğlene kadar. Kendimize muhakkak bir oruçluyken dua vakti belirlememiz lazım. Niye öğlene kadar özellikle diyoruz? Niye hocam? Öğleden sonra hem yoruluyoruz, zihnimiz dağılıyor ve dünyalık meşgaleler, özellikle hanımlar için ikindi sonrasını zaten kapatın. Yemektir, misafirdir, mutfaktır derken. O yüzden sabah hani sahurdan sonra uyuduysa kardeşimiz, uyanır uyanmaz iki rekat bir namaz kılar, bir kuşluk namazı kılabilir. En az düşük standartı söylüyorum. Orada oruçluyken duasını yapabilir. Oruçluyken dua hedefe atılmış en hızlı giden oklardan bir tanesidir. Eyvallah. Muhakkak oruçluyken duamızın olması lazım. Üçüncüsü, Ramazan programımızın en önemli maddelerinden bir tanesi de boş zamanlarımızı zayi etmemektir. Nedir? Arabaya bindin, işe gidiyorsun. Evet. Okula gidiyorsun veya servise bindin. Orada muhakkak zikir vazifelerimizin bir kısmını orada yerine getirir. Mesela buradan Buhari'de geçen bir hadis-i şerif söyleyeyim. Buyurun hocam. Resulullah buyuruyor ki kim günde 100 kez La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir derse, 100 kez Buhari hadisidir, derse 10 köleyi azat etmiş gibi sevap kazanır. 100 günahı silinir, ona 100 tane de sevap yazılır. Onu kimse geçemez hayırda. Ancak 100'ün üstünde bunu söyleyenler geçer. Yani 105 kere az önce söylediğimiz zikri. Şimdi bu Buhari hadisi bizim kardeşimiz ana haber bültenlerinde duyduklarına inanıyor. Sosyal medyada yazana inanıyor falan, diyetisyenin söylediğine inanıyor. Peygamber sana diyor ki bak bunu söylersen sana bu kadar sevap var. Buna inanmıyor kardeşim. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Tesbihatta söylediğimiz, namazlardan sonra tesbihatta söylediğimiz. Günde en az 100 defa. 100 defa söyleyene bu kadar sevap vardı. Şimdi servise bindiniz, giderken bunu söyleyemez miyiz? Tabii ki söyleriz. Hanım kardeşlerimiz yemek yaparken bu zikri yapamazlar mı? Yapabilirler. Bakın ahirete gittiğimiz zaman en çok pişman olacağımız şeylerden bir tanesi de
keşke bir Subhanallah daha fazladan deseydim. Şimdi Ramazan'da Rabbim bire bin veriyor bir de. Ramazan'da Rabbimiz buyuruyor ki karşılığı bana ait oruçlunun, oruçluyken yapılan ibadetlerin sınırsız. O yüzden bir zikir vaktimiz olacak muhakkak. Sahuru yaptık, sabahleyin kuşluk namazı kıldık, duamızı yaptık. Zikir vazifelerimizi çalışırken de, yolda giderken de yapabiliriz. Başka? Muhakkak öğlen ikindi arası, Resulullah buyuruyor ki bir miktar geceden faydalanın, bir miktar sabahtan, bir miktar da gündüzden. Öğlen ikindi arasına da bir şeyler sıkıştırmamız lazım. Kur'an tilaveti olabilir, dua olabilir, zikir olabilir, emri bil maruf olabilir. Çünkü ibadet sadece namaz demek değildir. Bir haksızlığa karşı çıkmak, bir zulme engel olmak, bir yanlışı önlemek, bir zalimin bileğinden tutmak, bunların hepsi de bizim için nedir? Bir ibadettir. Gün içerisinde bunları yapacağız. En önemli vakitlerden birisi. Gece vakitleri değil mi hocam? İftar. İftar. Neden kaçırmayacağız iftarı? Çünkü Resulullah buyuruyor ki her oruçlunun iftar vakti yapılmış, kabul edilmiş bir duası vardır. Tekrar ediyorum. Her oruçlunun iftar vakti kabul edilmiş bir dua hakkı vardır. Bütün hani oruçlunun iki sevinci vardır hadis-i şerif var ya, birisi iftar vakti, birisi de Rabbine kavuştuğu zaman. Niçin iftar vakti? Bir günü Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde geçirdik, şimdi Rabbimizden isteyebiliriz. 30 gün 30 dua. Kaçımız iftar vakti bir 10 dakika önce bir kenara çekilip de şu iftar duasını yapayım? Mesela iftar duasını hiç planladık mı? Ne istiyoruz? Hangi dualarımız var? Aslında bu hayattaki hedeflerimizi toparlasak 3-5 tane önemli duamız vardır bizim. Gerisi hep aynıdır. Yani şu hedef, bu hedef dediğimiz. Onları sadece şu iftar vaktinde Ramazan'da yapabilmiş olsak Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yok. Buyurun direkt. Siz şimdi ilk bölümde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazanlarından bahsettiniz ya. Evet. Cenk'le cihatla geçen. Evet. Bunlardan birisi de Şevval ayında gerçekleşen Uhud'dur. Fakat evet, Uhud'un başlangıcı Ramazan'da yapılır. Ramazan. O Ramazan sofralarında Cabir bin Abdullah'la babası Abdullah İbni Hiram'ın şehadet yarışları var. Evet. Onların sofralarında bu konuşuluyor. Acaba bizim iftarlarımızdan ne konuşuluyor? Evet. İşte o yüzden buradan kardeşlerimize şunu söyleyelim. 11 ay boyunca bizim değerlerimize hakaret eden, 11 ay boyunca bizim gençlerimizi ahlaksızlaştıran, bizi her türlü günaha sokan medya kuruluşlarının Ramazan'da dönüşümlerine aldanmayın. Yani dinleyecekseniz en azından işi gücü bu olan insanların 12 ay boyunca, geride kalan 11 ay boyunca da Allah için gayret eden medya kuruluşlarına destek verin. İftar sofralarınızı ve sahur sofralarınızı falan sanatçının ezan dinletisiyle heba etmeyin. Ya da hiç İslam'la alakası olmayan birisinin gelip sahurda, o bize şeref vermez ya. O gelip İslam'dan bahsederse ancak o şeref bulur. Değil mi? Tabii bizim insanlarımız onlara ilgi gösteriyor. Tamam, bu güzel, ilgi gösterelim, kazanalım. Ama biz onunla şeref bulmayız yani. Çünkü bizim dinimiz şerefin ta kendisidir. Eyvallah. İftar vakti, dedik ki sahur, kuşluk namazı vakti, öğlen ikindi arası, iftar vakti muhakkak kabul edilmiş duamız. Sonra teravih. Evet, o var. Teravih Resulullah buyuruyor ki kim sevabına inanarak Ramazan gecelerini ihya ederse, alimlerimiz bunun teravih olduğunu söylüyor. Allah onun günahlarını bağışlar. Teravih. Sonra tekrar sahura dönüyoruz. Ancak bir şeyi unutmayalım. Mukabele, Kur'an tilaveti. Burada da Resulullah buyuruyor ki Kur'an tilavetinin, yani mukabele yapanların da mukabeleyi bitirdiklerinde bir kabul olunmuş dua hakları vardır. Şimdi mümin bunları çok iyi bilecek. Biz bugün ucuz tarla nerede satılıyor? Ucuz ev nerede satılıyor? iPhone telefonun kaçı çıktı? Bunları biliyoruz da ya, dua ne zaman kabul edilir? Hangi dua daha bereketlidir? Biraz da ahiret tüccarı olmak lazım değil mi hocam? Şimdi talebe hocasına demiş, hocam demiş, cennette sadece bir ayağımı basabileceğim, tek ayak üstünde durabileceğim bir yerim olsun bana yeter demiş. Cennet için. Hocası da demiş ki evladım keşke dünya için de aynı kanaati gösterebilsen. Yani dünyada her yer bizim olsun istiyoruz ama cennette de ayağımızı tek ayak üstüne basalım bir yerimiz olsun. Niye ben Firdevs'i istemeyeyim ya? Benim peygamberim demiş, yani istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin demiş değil mi hocam? Doğru. Bu programı yapacağız. Peki bu programı yaptık gecesiyle, gündüzüyle, teravihiyle, iftar vaktiyle, sahuruyla. Zaten programı Allah çizmiş, Ramazan'ın içerisindeki programı. Peki hedefimiz ne? Asıl hedefimiz Ramazan sonrasında bu Ramazan içerisindeki şahsiyetimizi muhafaza edebilmek. Aynen öyle hocam. Bir aylık hazırlık gerideki 11 aydaki mücadele içindir. Tekrar ediyorum. Bir aylık hazırlık geride kalan 11 aydaki mücadele içindir. Biz eğer bu bir ayı değerlendirir de hemen bayramda kazandıklarımızı heba edersek,
zayi edersek amellerimizi ne kalıyor? O yüzden işin sonunda, vaktinde sonuna gelirken şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Bugün Müslümanlar olarak evet Ramazan'dan bahsediyoruz. Oruç, namaz, ibadetten bahsediyoruz. Bunlar güzel de bugün biz 2 milyar Müslüman, Irak işgal edilmiş. Bugün işgal altında. Onlar Ramazan'ı öyle geçiriyor. Filistin zulüm altında geçiriyor bugün. Filistin'de saldırılar oluyor. Her Ramazan'da olduğu gibi. Suriye paramparça edilmiş. Arakan'da Müslümanlar diri diri yakılıyor. Doğu Türkistan'da tarihin görmediği zulümler yapılıyor. Afrika'da Müslümanlar açlıktan iftar edecek bir şeyler bulamıyorlar. O halde biz Ramazan'da bunun da muhasebesini yapacağız. Biz nasıl bir ümmet haline geldik ki? Bütün coğrafyalarımız ya işgal edildi ya zulüm altında. Burada bana bir görev düşüyor mu? İkincisi, bakıyoruz önümüze Kur'an-ı Kerim'i koyuyoruz, açıyoruz. Bismillah, innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. Özellikle içki ve kumar. Şeytan işi birer pisliktir. Ama bugün %99'u Müslüman olan bir memlekette serbest. Bakkallarda satılıyor, marketlerde satılıyor. Tekel adı altında, milli raka adı altında sunuluyor. Kumarı milli piyango haline getirmişiz. Ramazan'da bunları da hatırlayacağız. Bir medeniyet kurmamız lazım. Nereden düştüysek oradan kalkacağız. Aynen öyle. Kumar milli piyango haline gelmiş. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yasakladığı ne? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Zina suç olmaktan çıkarılmış. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. Faize yaklaşmayın. Bugün her şey faiz. Araba alıyorsun faiz, ev alıyorsun faiz. Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır. Tabii Allah'a ve Resulüne savaş açmak. Efendim iş tutacaksın faiz, çocuk okutacaksın faiz. Sapkınlık, Lut kavminin işlemiş olduğu günahlar Avrupa Birliği uyum yasalarıyla dernekleşmiş. Yani bugün biz Kur'an'dan bahsediyoruz da Müslümanlar olarak şunu da sormamız lazım. Hayatımızın neresinde Kur'an var? Kur'an nazil oldu. İyi de evlerimize nazil oldu mu? Evlerimiz İstanbul Sözleşmesi'nin tehdidi altında. Evlerimizde İsviçre medeni hukukuna göre bir aile sistemi var. Evlerimiz televizyondaki ahlaksız 100 dizi yayınlanıyorsa 99 tanesi boşanmayı, aldatmayı, sapkınlığı teşvik ediyor. Kesinlikle. Hani evde Kur'an? Yani hocam özür dilerim, kusura bakmayın, biraz da soluklandırayım. Eyvallah. Hani dışarının masiyetinden, kirlenmişliğinden, her şeyden bahsedebiliriz ama o hanelerimizin kapısını kapattığımız zaman İbn Haldun öyle der hocam. Yani devletin tekamülünü aileye benzetir. Evet. Yani ailenin babası da o ailenin bir reisidir. O devletin tabiri caizse bir hükümdarıdır. Evet. Ben o kapımı kapattığım zaman dışarıdan ne olursa olsun, ne kadar tuğyan olursa olsun, ne kadar isyan olursa olsun, ne kadar küfür olursa olsun, ben kendi hanemin kapısını kapattığım zaman o devletin reisi benim. Benim devletimde sizin de söylediğiniz gibi Kur'an mı hakim? Evet. Yoksa beşeri bir takım ideolojiler, diziler, filmler mi hakim? Ya şu, mesela abi, Allah bize soracak. Suriye'deki çocukları niye kurtaramadınız? Irak'taki çocukları niye kurtaramadınız? Ya gücümüz yetmedi Allah'ım. Gayret ettik ama kurtaramadık. İyi de kendi evinde sizin söylediğiniz gibi her gün televizyonun ve internetin bombalayıp paramparça ettiği çocuklarını niye kurtaramadın ya? Senin çocuğun niye deist oldu? Niye senin çocuğun Allah'ı, dini, peygamberi, kitabı sorguladı? Sebep ne? Evin meclisinden istediğimiz kanunları çıkaramıyoruz. Şimdi eleştiriyoruz ya, zina suç olmaktan çıktı. Bunu ilk önce Müslümanlar evlerinde çıkardılar. Nerede? Televizyonda her türlü ahlaksızlığı evlerimizin içine boca eden dizileri, filmleri niye yasaklamıyoruz biz kendimiz? Kumandaya basıp kapatacağız. Bakın evde televizyonun kumandasına bile hükmedemeyen bir topluluğa Allah yeryüzünün hakimiyetini verir mi? Biz evlerimizde televizyonlarımıza bile hükmedemiyoruz. Yani hasılı bir tarafta işgaller var, zulümler var. Bir tarafta bütün haramlar alenen işleniyor. Bir tarafta hayatımızın neresinde Kur'an var diye bakıyoruz. Yönetim Fransız laiklik hukuku, ticaret Alman borçlar hukuku, evlilik İsviçre medeni hukuku, efendim yargı İtalyan ceza hukuku. Bir gömülünce İslam hukuku hocam. Ramazan'a Kur'an. Ama çok güzel bir örnek var beni etkileyen şu. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Bütün memleket olarak Allah'ın sadece bir emrini uyguluyoruz. Nedir o? Oruç. Oruç. Yani namaz kılmayan da oruç tutuyor. Evet. Affedersin, meyhanedeki Müslüman da kapatıyor. Hı hı. Ya Ramazan'a saygıdır diye. Hı hı. İnsanlar Ramazan'a saygı gösteriyorlar. Bakın emniyet bildiriyor. Suç oranları düşüyor. Hırsızlık düşüyor. Arsızlık düşüyor. Adam öldürme düşüyor oranları. Evet. Bir ekonomi ne kadar problemde olursa olsun piyasaya bir bereket, geliyor. Geliyor. İnsanlarda bir dinginlik oluyor. Aile kavgaları, boşanma oranları bile düşüyor. Nasıl? Allah'ın sadece bir emrini uyguluyoruz. Bütün hayatımız demek değişiyor. Demek ki geriye kalan bütün emirlerini uygulasak. Ya bir de düşünün. Allah'ın diğer emirlerini de memleket olarak uygulamış olsak elhamdülillah üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Allah razı olsun. Bu programı uygulamaya elimizden geldiği kadar gayret edelim.
sadece burada yaşadığımızı, bu memleketten ibaret olan Müslümanlar olduğumuzu düşünmeyelim. Bugün yeryüzünün neresinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir kul varsa o bizim kardeşimizdir ve orası Amenna. Da bir İslam toprağıdır. Amenna. Özellikle bugün Filistin'de yapılan Müslümanlara karşı yapılan saldırılara da biz özellikle evet kınayacağız ama Müslümanlara destek olacaksak artık kınamalarla değil, İslam devletleri Filistin'e destek olacaklarsa ben de kınıyorum yani. Koca devletler kınama yapmasınlar, destek olacaklarsa kurşunlarıyla, ordularıyla, füzeleriyle Filistin'e destek olsunlar. Evet. Asıl destek budur. Kudüs'ü, Kudüs'e yani destek benim, olmak istiyorsa. Yani kınamayı ben yaparım, siz yaparsınız. Ben bir hoca olarak televizyondan yani dua ederim. Kınar. Değil mi? Ama siz yardım edecekseniz ordularınız var. Aynen öyle. Paralarınız var, aynen ekonomileriniz öyle. Var, füzeleriniz var. Onlarla yardım siyasi edin. Siyasi bir otoriteniz tabii, var. Tabii otoriteniz var, onlarla yardım edin diyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah hocam. Razı olsun. Yani benim için çok keyifli bir program. Allah, razı Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de başta size, Rehber TV ailesine, bütün kardeşlerimize, dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah evlerine huzur, rızıklarına Amin. Bereket, Amin. Çocuklarına İslam ahlakı nasip etsin. Amin. Biz de onlardan bir iftar duası bekliyoruz inşallah. İnşallah. Allah sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün çok kıymetli bir ağabeyimizle, bir hocamızla beraberdik. Abdülaziz Kranşal'la beraberdik. Ramazan'ı konuştuk. Ramazan'ı biraz farklı boyutlarıyla konuştuk. Yani bir Müslümanın esas gündemi ne olması gerekiyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın esas gündemi neydi? Biraz bununla alakalı konuştuk. Hocamdan Allah razı olsun ufkumuzu açtı. Biraz üzerimizdeki ölü toprağı şöyle bir sirkeledi. Rabbim kendisinden ebeden razı olsun. Bizden de hocamın dediği gibi dualarınızı eksik etmeyin. Duanıza muhtacız. İnşallah o her müminin kabul olunmuş bir duası vardır ya iftar vaktinde hocamın da söylediği gibi. O duaların kıyısına, köşesine bizi de nacizane eklerseniz çok memnun oluruz. Ezgi ile kapatacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
adet kaldık Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Anda ravzasına varsam, salatu selamımı versem, anda canım feda kılsam Nur Muhammed Mustafa'ya. Anda canım feda kılsam Nur Muhammed Mustafa'ya. Resulullah, Resulullah, hüsren kaldık Resulullah. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah. Şefaat var senden ya, şefaat ya.